Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mürteka kitabından, fıkıh tersimizden. Katil, öldürme bahislerinden. Şehadet konusuna geldik. Babu şehadeti fil katil. Katilde, adam öldürme hususunda şahitlik babı ve itibari hali ve şahidin haline itibar. El kavedu kısas yesbutu lil varisi. Varislere hak olarak sabit olur. Adam öldü ve oğullara ne olacak? Babalarının hakkını almak için, değil mi? Hak sahibi olacaklar. Varis olan kişiler kısası yaptıracaklar. Dolayısıyla o varis olan kişilere bu iş, bu hak sabit oluyor. İptidaen, ilk anda ölür ölmez, öldürülür ölmez yani. La bi tarikil irsi, miras yoluyla değil. Çünkü öldükten sonra öldü adam, ondan sonra ona miras kaldı. O mirasta olur. Bu ise yaralama anında itibaren, demek ki ilk vurulma anında itibaren buna sabit oluyor. Evet. Evet. İmamiye göre ise irs. Yani miras olsa direkt mal mesela varislere geçiyor, ondan sonra diğerlerine geçiyor. Yani burada hilafet yoluyla oluyor, miras yolu değil. Yani öldürülen kişinin yerine onun varisi kaim, halifesi. O ölmeseydi kendisi olacaktı. Öldüğü için yerine varisi kaim. O cezayı yaptıracak olan kişi onun varisleridir. Ama onlar hilafet yoluyla bu işe sahip oluyorlar ilk anda. فَلَا يَكُنْ اَحَدُهُمْ Dolayısıyla varislerden birisi olamaz. خَسْمَنْ عَنِ الْبَقِيَّةِ Diğer varisler adına davada hasım, yani karşı tarafa cezayı verdirmek için, muhasebe etmek için diğerleri adına, diğer varisler adına konuşamaz. فِيهِ Bu işin ispatında, kısasın ispatında. Yani bir adam öldürüldü, 3 tane çocuğu var. Bir gidip de mahkemede babamın katilini kısas edin dediği zaman diğerleri adına konuşmuyor. Tamam mı? Ama mirasta öyle değil. Mirasta bir hilaf-ı mal. Tamam mı? O zaman birisi dava açtığı zaman mirasta, diğer varislerin de hakkı orada konuşmuş oluyor. O zaman ne, bir hakim çocuklar arasında malı bölüştürüyor mesela. Bir kişinin müracaatıyla. Ama kısasta o kişiyi kısas ettirmeye kalktığı zaman kendi adına yapmış oluyor. Fitlâh-ı mal. فَلَوْ اَكَامَ اَحَدُوا اِبْنَيْنِ هُجَّةً Adamın iki oğlundan birisi hüccet, delil, şahit getirdi. Getirse. قَتْلِ اَب۪يهِمَا Babalarının öldürüldüğüne dair. Amden kasten. Velâkarı derdi, gaybın yoksa orada. Ne olacak şimdi? Lezmi iadetuha şahidin tekrar getirilip mahkemede tekrar şahit demesi lazım. Bâde avdil gaib. Gaib olan çocuk geldikten sonra mahkeme tekrar çıkılınca şahidin de tekrar bir daha şahit demesi lazım. Namazıma göre işte demek ki hakkın alınması için tam böyle şahitliğin yerleşmesi lazım. Hilafen lehuma, imamine göre artık bir daha şahitliğin iade edilmesi gerekmez diyorlar. Fil hata, hatayen öldürmek ise ve deyni borçlarda la telzemu, şahidin tekrar dinlenmesi gerekmez. Öyle berhenel katilu ala affil gaibi. Katil diyor ki ya gaybde olan varis beni affetti. Buna delil getiriyor. Fel hadiru, hadırda olan hasmın.
Hazırda olan varis de hasımdır. Yani dava yürüten kişidir. Ve yeskutul kaveti bu durumda itilaf olduğu için biri affetti, biri affetmedi. Kısas düşer. Keza lev kutile abdun dereceleyni. İki kişinin abdün lirezüleyni. İki kişinin bir kölesi var. Lev kutile. Şayet bu öldürürse. Ve haduma o efendilerden bir tanesi de gaybın kayıp olsa durum aynıdır. Katil hazırdaki üzerine dese ki ortağın olan gayb beni affetti. Bu durumda hazır olan kişi hasım olur. Tek başına kalır yani davayı şeydir ama ötekisi olmadığı için kısas düşer. Böyle bir şey de veli ya kısasın, kısasta veli olan iki kişi şahitli geçseler. Bir affi ahihima, kardeşleri affetti. Kardeşleri affetti diye suçluyu iki tane veli diyor ki kardeşimiz affetmişti. Lagat, bu şahit boş olur. فَاِنْ سَتَّقَهُمَا الْقَاتِلُ Fakat bu iki veliyi katil tasdik etse, ya bu adam affetmiş dese فَتْدِيَتُ بَيْنُهُمْ اَسْلَاسًا Bu durumda diyet verilecek. Diyet kendi aralarında üçte bir bölünür. Dolayısıyla bu katil ona tasdik etmekle diyeti kabullemiş oldu. فَاِنْ كَذَبَهُمَا Eğer katil bunları yanılsa böyle bir şey yok dese, affedilmiş değilse, velâ şeylehuma, iki veliye, şahit gönü iki veliye bir şey yoktur. Velî ahîhima, o kaybde olan için ise vardır. Sölüsü diyeti, diyetin üçte bir var. O, neydi demek ki bu şeyden uzaktır. Berikilerin sözünü tasdik etmediği için bu ikisi bir şey alamıyor. Kaybde olan kişi ise, affettiyse o zaman diyeti alır. Afdiyetli olmuş demek. En sattakahuma ahuhuma fakat katil değil de o kardeşleri bunları tasdik etse garemel katilü lehu katil bu kardeşe öder sülüset diyeti 73'te bilinir. Sümme yakuzu yakuzanihi sonra o ikisi alırlar minhu o üçüncü tasdik eden ortaktan, kardeşten hakkını alırlar. Üçte biri alırlar diyor. Ve ihtilafa şahide şahidel katli fi zamani sen filan zamanda öldürdü dedi biri, öteki falan zamanda öldürdü dedi, itiraf etseler. Ve mekani biri dedi dışarıda, biri dedi evin içinde dese. Ev fi aleti alette biri tabanca dedi, biri tüfekle dedi. Evkale hadûmâ darabehu bi asan. Biri dedi ki ona sopayla vurdu. Kal âkharu la edri bimâ zâ katelehu. Neyle onu öldürdü bilmiyorum dese batalet şahitlikleri batıl olur. Bundan şahitli geçmez. Çelişki olmayacak, tamam mı? Ve şehidâ bil katli. Öldürdü diye şahit ediyorlar fakat ve cehilâ el âlete. Alet neydi bilemiyoruz diyorlar. Karanlıkta görmedik. Lezimet diyeti, diyet lazım gelir. Ne oldu o zaman? Hatayen öldürme gibi oldu. Yani akarra küllü vahidin min rezüleyni kişiden her bir ikrar ediyor. Katli Zeyd'in, Zeyd'in öldürmesiyle. Ve kâle veliyi, Zeyd'in velisi diyor. Kateltu mâhu cemiyâ. Her ikisi birden öldürmüş diyor. Felehu veli için vardır. Katluhuma ikisini birden o kişi, iki kişiyi. Çünkü ne oldu? Sözlerinde yalancı oldu. Yani her ikisi diyor ki biz Zeyd'i öldürdük. İkrar var burada, tamam mı? Kale veliyuhu Zeyd'i mesle diyor ki biri diyor ben öldürdüm, ben öldürdüm diyor. Kale veliyuhu kateltu mahu cemiyan. İkisi de öldürdü diyor. Ne olmuş oldu şimdi burada? O iki ikrarı
Veli de tasdik edince oldu. İkisi öldürmüş oldu. Normalde ayrı ayrı. Birisi olacaktı. Çünkü birlikte öldük demiyorlar. Tek tek diyorlar. Bu durumda felehu veli için vardır. Katluhuma her ikisi katil olarak sabit olduğu için ikisini de öldürtme hakkı vardır diyor. Ve şehida bi katli Zeyd'in Amr'a. Biri diyor ki Zeyd Amr'ı öldürdü. Ve şehida aharani iki şahit, başka iki şahit diyor ki bi katli Bekir'in. Ya Bekir Amr'ı öldürdü diyor. Ve da veliyuhu katlihuma Zeyd'in, Amr'ın velisi de ittihadu katlihuma her ikisi öldürmüş. Her iki evet. Zeyd de öldürmüş, Bekir de öldürmüş o Amr'ı dese ne olur iddiası? Lagata iki şahitlikte iptal olur. Çünkü burada şahitlikleri veli iptal etmiş oldu. Ben ibretu bihaletir remyi. Şimdi başka bir söylüyor. Atma anına itibar edilir. Kurşunu attığı anda, oku attığı anda nedir durum? Ona bakılır. Lel vusuli. Vurduğu anda değil. Vardığı anda değil. Ne usta fi tebettülü halil mermi. Atılan hedefin halinin değişmesinde atma anına bakılır. İndel İmam-ı Azam'ı. Mesela felel rama müslimen kasten bir Müslümana atsa oku. Fertette o adam da o anda dinden dönmüş olsa ne azı billah. Ve vasal sehmu ileyhi ok ona gelse ve mate nalları dikse diyelim. Çünkü öldü ya kafir ya. Tecibut diyetü İmam Azam'a diyet verilecek. Evet. Gördün mü sen? Mürtet olduğu için o da masumdur. Dur bakayım. Yani tazmin elli veresetil mürtet. Evet. Kevnihi masum men vekittel mürtet. Çünkü atıldığı anda Müslümandı. Öldüğü anda gavur. O zaman şüphe var. Dolayısıyla kısas düşüyor. Bu sefer ödemeye geçiyor. Kılafen lillehuma. İmamaya göre bir şey gerekmez. Çünkü dinden dönünce ölmeyi hak etti diyor. Öyle rama mürtetten, mürtet bir adama at da oku, sen mi dine dön dedin, attın oku. Fe esleme kabilel vusul. Ok gelmeden evvel adam kelime şahit getirdi. Öldü ama. La ece bir şeyin ittifak burada hiçbir şey gerekmez. Çünkü atıldığı anda o masum değildi. Ve rama abden köleye oku attı. Fe otika o anda efendisi köleyi hür etti. Fe vasale ok ona ulaştığını öldürdü. Fe aleyhi kıymetuhu abden. Köleyken ki kıymeti verilecek. Attan da köleyken. Beni Muhammed'in fadlu ma beyne kıymetihi mermiyen ve gayri mermiyen. Atıldığı anda kaç para eder? Atılmamış olduğu haldeyken, sağlam köleyken kaç para eder? Arada farkı öder diyor İmam Muhammed. Beni rama muhrimun sayden. İhramlı kişi ava ok atsa, ihramlı avlanması yasak değil mi? Fehalle ok ulaşmadan evvel ihramdan çıksa. Demek ki vasıfı yapmış adam ihramlıydı. Tam tıraş olacaktı. Baktı bir av var. Çekti oku attı. Orada hemen kafadan biraz tıraş etti. Çıksa ve vasıfı ok ulaşsa öldürse hayvanı. Vecebel ceza gene ceza gerekir. Çünkü attığı anda ihramlıydı. Öyle yanlı yok. Ve in ramahu halalun ihramsız kişi oku atsa hayvana fe ehreme İhrama girse, fevasele hayvana okulasa, öldürse fela yecibul ceza. Ceza gerekmez diye çünkü attığı anda ihramsızdı. İllet aynı ha. Attığı ana bakılıyoruz. Ve rama men kudiye aleyhi bir rejmin. Rejim yapılacak olan bir adam düşünün. Hapishanede bekletiliyor. Rejim edilecek. Rejim neydi? Cinayetti. Dört şahit oldu veya kendisi ikrar etti. Rejim edilecek. Taşla öldürülecek. Cezaya bak. Niye? Çünkü yaptığı suç çok büyük. Zina o da büyük ki. Şimdi yayılmış. Çırılçıplak dolaşıyor. Adam almış karısını dolaşıyor çıplak çıplak. Allah-u Teala haya versin, iman versin, edep versin inşallah. Demek ki rejim edecek bir adam artık ölecek.
Oradan birisi kızdı ona veyahut da nasıl ölecek dedi. Çekti okunu attı. Bak men kudiye aleyhi bir rejim. Rejimle hükmedilmiş. Bu adama attı birisi oku. Orada feraca şuhuduhu rejimi iddia eden şahitlerden bir tanesi ben hata ettim dedi. Ne olur şimdi? O rejim şeyi düşer. Bu arada ok gitti, vurdu adamı, adam öldü. Ne olacak? La yazımları, oku atan kişi bir şey ödemez. Çünkü o attığı anda neydi o? Ölümü hak etmişti. Velev rama müslümün sayden bir müslüman bir ava atsa oku ve temeccese, neuzubillah, meclisi olsa fevasale ha fevasale ok ulaşsa ava gitse ne olur? Vursa halle, o av yenir. Niye? Çünkü attığı anda müslüman. Ve fil aksi tersinde meclisiydi. Attı oku, sonradan İslam'a girse yahrumu haram olur, yenmez. Çünkü attığı anda nedir? İmansızdır. Bu aynı neye benziyor? Namaz çocuk buluğa erdiği anda değil mi? Bakılır vakit namaz kadar bir vakti varsa o namaz üzerine onun kılmazsa borç oluyor. Hayızlı kadın mesela. Son 15 dakikada temizlemiş olsa yıkanmadan geçirse o vakti yaşamış gibi olacağı için o namazı kılması lazım. Demek bir namaz kılacak kadar vakit kalınca o anda Müslüman olsa, o anda buluğa erse, o anda hayızlan temizlense, o anda mukim olsa hükümler ona göre ne oluyor? Üzerine geliyor değil mi? Değişiyor. Bunun gibi işte. Fıkıh böyledir. İlleti bildi mi tamam, rahat. Bundan üzerine binlerce fetva çıkarırsın. Ya. Hanefi mezhebi böyle lezzetli bir şey yani. Tabi lezzetli olan adam bunu anlar. Adam olmuş safra. Dolmuş içi. Ne anlayacak şekerin tadından? Şekere zehirdir o. Evet. Elhamdülillah.